Diğer videomda CS Source'dan birazcık bahsettikten sonra aklıma takıldı. CS Source mu oynasam lan acaba diye bir düşündüm. CS Source ne ya diye düşünenleriniz vardır. CS 1.6'dan sonra çıkan CS oyunu işte. Ama 9 yıldır CS oyunlarının içindeyim, açık konuşayım. Hiç CS Source yeni çıktı, çok iyi görünüyor diye konuşan, okuldan sonra CS Source atak mı la diyen veya abi evet ya CS Source efsaneydi falan diye konuşan bir kişiyi bile görmedim. Ben de bu oyunu hayatım boyunca sadece 1.5 saat oynamışım. Acaba neden bu oyun hiç tutmadı ya diye bir merak edip girdim. Şimdi başıma neler geldi, 2023'te oynanır mı oynanmaz mı hepsini anlatacağım. Öncelikle oyuna ilk girdiğimde CSGO'daki gibi Allah'ın belası bir müzik karşılamadı beni. Sessizlik, güzellik, çok güzel bir huzurla girdim oyuna. Sessiz yani çok güzel. Bu sakinliğimle oyuna girmeden bir iki ayar yapayım dedim. Çok mutlu bir şekilde oyuna girdim ve anında o sessizlik huzur bozuldu abi. В октагоне днем и ночью пострелять не любим очень. Заходи. Neyse dedim, server'a girerken müzik koymuşlar. Şu anki CSGO serverlarında bile var bu olay. Baktım hala devam eden bir round var ve ben ölüyüm yeni girdiğim için. Dedim iyi, İnsanları izleyeyim biraz, ne yapıyorlar, ne ediyorlar, nasıl oynuyorlar bir bakayım dedim. Ve bir anda round bitmeden doğdum. Allah Allah dedim ama çok düşünmedim. Dust 2'de gezmeye başladım. Bir dakika, bura nere lan? Ne oluyor oğlum? Dust 1'e mi girdim lan yanlışlıkla diye düşündüm. Ama yo, daha demin Dust 2 CT spawn'daydım. Sonra bir anda Dust 2 A'ya geldim. Long'a doğru gittim, yürüdüm, double door'dan çıktım. Karşıma bir kapı daha çıktı. Ve bugünlük bu kadar, internet yeter deyip kapattım. Bir sonraki sunucuya girdiğimde girişte müzik çalmadı. Dedim iyi, normal bir sunucuyla karşılaştım sanırım. Sonra bir anda kulaklığımdan gelen 4-5 tane Rus'un aynı anda konuşmasıyla kahroldum bildiğin. Üstüne üstlük round bitince müzik çalmaya başladı bunda da. Ne yaşıyorsunuz oğlum siz? Bu müzikler kapatılmıyor bir de. Oyunun sesini kapatmak lazım komple yani. Neyse ki konuşanların sesini kapatabiliyoruz, kapattım. Müzik çalsın bari, onun dışında normal bir sunucuya benziyor. En azından haritası normal diye düşündüm ve base'den bir çıktım ki abi ne göreyim, Half-Life'daki armor ve can yerlerini koymuşlar lan adamlar map'e. Bu oyunun oyuncuları çıldırmış abi. Rastgele duvarlara sıkan mı dersin? Eline negev alıp midden aşağıya deli gibi koşarak tarayanlar mı dersin? 345'e 30 oynayan mı dersin? 13'e 68 oynayan mı dersin? Her şey var bu oyunda. Hayır, sadece oyuncuları garip olsa neyse, normal sunucusu da yok. Bu round sonu müziklerinden yorulup başka sunucuya geçtim. Bunda da havada zıplayabiliyorsun. Takım arkadaşlarının cesetlerinin üstüne gidince kaldırabiliyorsun onları, oyuna geri dönüyorlar falan. Bir de abi millet long'un önünde sonsuz bir savaş veriyor. City'ler kapının öbür tarafından sıkıyor, bizimkiler bizim taraftan sıkıyor. Öleni otomatik kaldırıyorlar. İçeriye gireyim, koşayım, adamların tarafını dağıtayım desen yok. İçerisine bomba yağıyor. Ve bu oyunda tek bombadan 150 hasar yiyebiliyorsunuz. Orada bayağı sonsuz bir savaş dönüyor yani. Bu insanların CSGO'ya geçmeyip CS Source'ta kalma sebeplerini buldum. Lan çıkamıyorlar ki anasını satayım bu long savaşından. Round süresi bitiyor, bunların savaşı bitmiyor. Yeniden doğup yeniden koşuyorlar oraya. Bir taraf kazansa herkes oh be çekip CSGO yüklemeye gidecek dedi. Bu kabustan da kurtulup normal bir server buldum. Bayağı bir oyuncusu vardı. Müzik çalmıyordu. Her yer Rusça değildi. Kimse konuşmuyordu. Takım arkadaşını kaldırma, iki kere zıplama, tek atan bomba, bombayı kurabilen küçük yaratıklar. Bir dakika lan. Ha, CS Source diyorduk. Neyse, burada oynamaya başladım işte. Birazcık da oyuna alışmıştım artık ve tokatlıyordum abi insanları. Sonra ölünce bir baktım. Takım arkadaşının kontrolünü ele geçir mi? Nasıl yani ya? Sen oynayamıyorsun, geç bir yer ben oynayacağım diyen misafir çocuğu gibi mi? Nasıl arkadaşımın kontrolünü alayım? Derken bir bastım abi, takım arkadaşımın arkasında doğdum. Sonra dedim ulan Battlefield gibi squadımın yanında mı doğuyorum yani, olay bu mu? Yok abi, o da değilmiş. Tesadüf mü şu an yanımdan birinin geçmesi? Bayağı bildiğin takım arkadaşının kontrolünü alıyorsun. Sonra biraz daha düşündüm ve bu sunucudaki herkesin de bot olduğuna karar verdim. Yani abi nasıl bir yer burası ya? Bu arada adamın biri bot dolu sunucuda hile açmıştı. Demek ki bu hile açma olayı rank kasmak için falan değil, bayağı hastalık diye bir düşündürmedi değil. Bu sunucudan da koşarak kaçtıktan sonra sunucu listesindeki zombi modu dikkatimi çekti. Zombi modu bilmeyenler için CS 1.6'da bayağı ünlü olan bir oyun modu. Size bir dakika zaman veriyor. Kendinize küçük korunaklar inşa ediyorsunuz map'in içine. Sonra bir kişi rastgele bir şekilde zombi seçiliyor ve diğer herkesi bıçaklamaya çalışıyor. Zombilerin bayağı bir canı oluyor ve işte hızlı zombi, görünmez zombi, çok canı olan zombi falan gibi sınıflara ayrılıyor.
ayrılıyor. Bıçakladığınız kişi de sizinle beraber zombi oluyor. Bayağı eğlenceli bir oyun moduydu. Yani zamanında CS Brawl'da çok oynadım. CS Source'daki o an en çok oyuncusu olan zombi serverına girdim ve bir baktım ki bir şeyler inşa etme falan yok. Map'te kaçacak hiçbir yer yok. Tek şansınız map'in en yukarısındaki tek korunaklı yere ulaşabilmek. Oraya da hızlı gitmezseniz zombiler girişleri tuttuğu için gidemiyorsunuz. Hızlı gitmeniz lazım. Herkes hızlı gitmesi gerektiğinin farkında. O yüzden herkes o yöne koşuyor. Bir tanesi zombi oluyor ve diğer herkesi zombi yapıyor. Aradan sıyrılabilen 5 kişi oraya ulaşıyor. Ve sonra 6 dakika boyunca oldukları yere ulaşmanın tek yolu olan merdivene pusuyorlar. Ve geleni tarayıp aşağı düşürüyorlar. Zombi olarak yapabileceğiniz hiçbir şey yok abi. City olarak da eğlenceli olduğunu düşünmüyorum. 6 dakika boyunca bir yöne doğru sıkıyorsun sadece. Yani 2023'te CS Source oynanır mı sorusunun cevabı hayır. Ha ama yine de Valorant oynamaktan daha iyi bir seçenek. Saçını çok beğendim. Ha öyle mi? Sağ ol. Bayağı yakışır gibi geldi.